Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörleri işleyeceğiz birlikte. En önemli ve sorularda en çok çıkacak olan faktör sıcaklık. İlerleyen ünitelerde de buna bağlı olarak mutlaka sorular çıkar. Mesela fotosentez konusunu işliyorsunuz. O konunun içinde bile enzimlerin sıcaklıktan nasıl etkilendiğini bilmek durumundasınız. Yine diğer etkileyen faktörler de başka konuların içinde soru olarak çıkar. Şimdi sıcaklık faktörüyle başlayalım. Enzimlerin biliyorsunuz arkadaşlar e, apoenzim kısmı protein yapılı. Yine basit enzimler yine protein yapılı. Ortamdaki sıcaklık değişimlerinden etkileniyorlar. Bu yüzden proteinler konusunda anlatmıştım size. Yüksek sıcaklıkta proteinler denatüre olabiliyorlar. Yani işlevlerini kaybedebiliyorlar. Enzimin en iyi çalıştığı sıcaklığı arkadaşlar ne diyoruz? optimum sıcaklık diyoruz. Genelde 30-40 derece arasında maksimum etkinlik gösteriyorlar enzimler. İnsan için optimum sıcaklık kaçtır mesela? 37 derece. 36,5 37 derecedir ki bu bizim vücut sıcaklığımızdır. Dolayısıyla enzimler oldukça iyi çalışır bu vücut sıcaklığında. Fakat bazı canlılar var ki arkeler gibi arkeler neredeyse 80-100 derece sıcaklıkta bile enzimlerini çalıştırabiliyorlar. Ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar. Arkeler dışındaki tüm canlılar için enzim sıcaklık grafiğimiz bu şekilde olacak. Belirli bir sıcaklığın üstüne çıkıldığında enzimler ne oluyormuş arkadaşlar? Denatüre oluyorlar. Aktif bölgenin şekli bozuluyor. Biliyorsunuz enzimler substrata aktif bölge uyumuyla bağlanıyorlar. Bu uyum bozulduğunda enzim substrata bağlanamıyor ve işlev göremez hale geliyor. Böylece tepkimenin hızı aniden düşüyor. Bakalım şimdi. 0 dereceden 37 dereceye kadar sıcaklığı artırdığımızda yavaş yavaş tepkimenin hızı artıyor ve 37 derece yani optimum sıcaklıkta tepkime hızı maksimum halde. Daha sonra 37 dereceden 50 dereceye doğru sıcaklığı artırmaya devam ettiğimizde tepkimenin hızı ne olmuş arkadaşlar? Yavaşlamış ve yaklaşık 50 dereceye gelindiğinde enzim denatüre olduğu için yapısı bozulmuş ve tekrar çalışamaz hale gelmiş. Ee, i̇nsan için mesela işte 40 41 42 derece yüksek ateş e, ölümcül bile olabiliyor ya da kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Bitkiler için 50-60 derecelik sıcaklıklar yine enzim yapısını bozduğu için geri dönüşsüz olarak onların ölümüne sebep olabiliyor. Sadece arkelerde özel bir durum var. Diğer canlıların enzim sıcaklık grafiği genellikle böyle. Yüksek sıcaklıklarda enzimin yapısı ne oluyormuş? Bozuluyor. Normale dönse bile yani biz 50-60 dereceye kadar çıkardık. Tekrar normale döndürsek sıcaklığı, enzimler tekrar çalışamıyor. Buna e, kuru fasulye örneğini verelim mesela. Kuru fasulye e, tohumu, fasulyenin tohumu daha doğrusu toprağın altında kaldığında düşük sıcaklıklarda bile kalsa enziminin yapısı bozulmadığı için uygun sıcaklık derecelerine mevsim geldiğinde çimlenip yeni bir fasulyeyi oluşturabiliyor. Fakat biz kavanozumuzdaki fasulyeyi alıp yüksek sıcaklıkta haşlamaya çalıştığımızda Mesela 80 90 100 dereceye kadar çıkardık onu kaynattık. Sonra tekrar 37 dereceye kadar sıcaklığı düşürdük. Fasulye tekrar çimlenemez. Neden? Çünkü artık enzimlerinin yapısı bozulmuştur. Halbuki haşlamadan önce kavanozumuzdan fasulyeyi alıp bir pamuğun içine koysak, ıslatsak tohum kabuğunu çatlatıp çimlenebiliyor. Bu da sıcaklıktan etkilenmeleri için en güzel örnek. Biliyorsunuz arkadaşlar enzimler aktivasyon enerjisini düşürüyorlar. Buna da bir örnek vereyim. Bir molekül glikozu karbondioksit ve suya dönüştürmek için biliyorsunuz oksijenli solunumla yapıyoruz biz bunu hücre içinde. Ama eğer vücut dışında bir yerde glikozu karbondioksit ve suya kadar dönüştürmek istesek bunun için gereken sıcaklık 160 derece yaklaşık olarak. Halbuki Hücrelerimizde enzim kullanarak 36,5-37 derecelik sıcaklıkla biz bunu gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla enzimler sıcaklığı aktivasyon enerjisini düşürdüğü için bu aktivasyon enerjisiyle daha düşük sıcaklıklarda daha düşük aktivasyon enerjisiyle tepkimeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Gelelim su miktarına. Su miktarı nasıl etkiler? Enzimlerin etkinlik gösterebilmesi için ortamda belirli bir oranda suyun bulunması gerekiyor arkadaşlar. Su yeterli değilse enzimler çalışamaz. Ee, yine fasulye tohumunu örnek verebiliriz buna. Tohumu kavanozumuzda bekletirken bazal metabolizma halinde herhangi bir çimlenme göstermiyor. Niye? Çünkü su yok. Biz onu çimlendirmek istediğimizde ne yapıyoruz öncelikle? Suya ıslatıyoruz. Tohum kabuğu şişiyor. Oradaki enzimler çalışmaya başlıyor. Nişasta veya protein içinde hangi besin maddesi varsa e, monomerlerine dönüşüp oksijenli solunum hızlanıyor. Dolayısıyla e, tohumumuz çimlenmeye başlıyor. Yeterince kurutulmuş sebzeler üzerinde mikroorganizmalar yaşayamaz. Bu yüzden sebzeler bozulmaz. Aslında mutfak çok iyi bir laboratuvardır arkadaşlar. Annelerinizin anneanne anne, babaannelerinizin yaptığı işlemleri ne olur? izleyin çok dikkatli bir şekilde yoğurdu nasıl mayalıyorlar, turşuyu nasıl kuruyorlar, e, sebzeleri nasıl kurutuyorlar, reçeli nasıl yapıyorlar bunları inceleyin. Çünkü mutfak gerçekten iyi bir laboratuvar. Mesela anneleriniz ne yapıyor işte biberleri, fasulyeyi, patlıcanı kurutuyor, güneşte bekletiyor tamamen neredeyse suyunu kaybediyor. Suyunu kaybettiği zaman mikroorganizmalar o sebzeler üzerinde bozulma yapamıyor ve çürümüyor. Mesela fasulyeyi, patlıcanı kuruttuğunuzda, biberi kuruttuğunuzda kış boyu hiç bozulmadan, çürümeden kalıyor ve siz onları suya ıslatıp tekrar pişirip yiyebiliyorsunuz. Yine anneleriniz reçel yaparken dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Reçele bol miktarda şeker atarlar. Yani oradaki şeker miktarını artırıp su miktarını ne yaparlar? Azaltırlar. E, buraya bir mikroorganizma geldiğinde o kadar çok ozmatik basıncı yüksektir ki e, mikroorganizmanın suyunu emeceği için plazmoliz olmasına sebep olur. Yani mikroorganizma onun üzerinde yaşayamaz hale gelir. E hocam ben reçelin bozulduğunu gördüm diyorsanız o zaman yeterince suyunu azaltmamışsınız demektir. E, bu da yine mutfakta aklınızda bulunsun arkadaşlar. Demek ki... Suyu az hale getirdiğimizde sebzelerin bozulmasını da engellemiş oluyoruz. Peki pH değeri enzim çalışmasını nasıl etkiler? Şimdi buna bakalım. Her enzimin iyi çalıştığı yine bir pH değeri var. En iyi çalıştığı pH değerine yine optimum pH diyoruz. Genellikle nötr ortamda daha iyi çalışıyor enzimlerin çoğu. Fakat bazı enzimler farklı ortam gereksinimleri duyuyorlar. Bazıları asidik bazıları bazik ortamda optimum faaliyet gösterebiliyorlar. Mesela bizim vücudumuzdan örnek verelim. Midemizde pepsin dediğimiz bir enzim var. Bu enzim arkadaşlar pH'ın 2 olduğu ortamda maksimum tepkime hızıyla çalışıyor. Yani en aktif olduğu yer pH'ın 2 olduğu aralık. Mesela pepsin enzimi bağırsaklarımızdaki gibi bazik pH'ta çalışamıyor. Onun çalışma aralığı işte 0 ile 3,5 pH arası ve optimum pH'i 2. Tripsine bakalım şimdi. Tripsin de ince bağırsağımızda bulunan bir enzim ve ince bağırsağımızın pH'i 8 civarında. Tripsin enziminin de optimum olarak çalıştığı pH işte bu aralıkta. 6 ile 10 arası yaklaşık olarak tripsin enzimi çalışabiliyor. Ama en iyi çalıştığı pH 8 civarı. Bu da zaten ince bağırsağımızın pH'i. Ağzımızda, midemizde, ince bağırsağımızda pH'in farklı olması enzimlerin buralarda daha iyi çalışmasına sebep oluyor. Ani pH ve sıcaklık değişimleri enzimlerin yapısını bozabilir. Biraz önce sıcaklıktan bahsettik. Demek ki ani pH değişimi de yine e, enzimlerin yapısını geri dönüşümsüz olarak bozabiliyor. Enzim substrat yoğunluğu nasıl etkiliyor? Şimdi buna bakalım. Ortamda yeterli substrat varsa enzim yoğunluğu arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı artar. Şimdi grafiğine bakalım. Enzim derişimi bakın artmış. Eee substrat yeterliyse eğer, ortamda yeterli substrat varsa tepkime hızı da ne olacaktır? artacaktır enzimle substrat sürekli olarak e, çalışmaya devam edecektir ve ürün miktarı bu ortamda sürekli olarak artacaktır Peki enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat miktarı arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı önce artar sonra sabit hızla devam eder şimdi buna bakalım enzim miktarı sabit belli bir enzim var ortamda ve substrat konsantrasyonunu artırıyoruz. İlk başta enzim ve substrat doygunluğa ulaşana kadar tepkime hızı artacaktır. Artık enzim substrata doygun hale geldiği için tepkime sabit hızla devam edecektir. Yani ortamda eğer substrat sürekli varsa enzim bir grup substratla işini bitirdikten sonra öbür grup substratla devam edecektir. Fakat tepkime hızı sabit hızla devam edecektir. Peki ortamda yeterli miktarda enzim varken substrat miktarı sınırlıysa bu sefer substrat bitince reaksiyon da biter. Şimdi bunun grafiğine bakalım. E, enzim miktarı ortamda yeterli enzim var fakat substrat sınırlı. Enzimi arttı artırdıkça substratla birlikte çalışmalarını hızlandırıyor, tepkime hızı artıyor. Fakat enzim substrata doygun hale Geldiğinde tepkime hızı maksimum. Substrat sınırlı olduğu için artık daha az substrata etki ettiği için tepkime hızı azalıyor ve substrat bittiği anda tepkime hızı da sıfıra inmiş oluyor. Bu grafikler çok önemli arkadaşlar. Sorularda grafik soruları çok çıkacak. İşte bazı sorularda substratı yeterli diyecek, bazı sorularda substrat miktarı enzim miktarından fazla diyecek, bazılarında enzim miktarı substrattan fazla diyecek. Sınırlı diyecek e, Sınırsız diyecek buna göre Grafikler e, Değişecek ve cevaplar değişecek Bu yüzden Bu grafikleri iyi anlamanız gayet önemli Bunun için şöyle bir e, şekil çizerek anlatmaya çalışayım size Bunlar mesela substrat olsun Ve substrata etki eden Enzimlerimiz de bunlar olsun Ortamda Yeterince enzim var şöyle olsun. Şimdi bu enzimler substrata etki ederken bakın substrat sınırlı. Bu enzim bu substrata etki ederken ne olacaktır? İşte ilk başta tepkimi hızlanacaktır. Bir süre sonra substrat bittiği için tepkime de duracaktır. Fakat biz bu ortamda substrat eklemeye devam edersek tepkime hızı ne olacaktır? Artacaktır. Substrata bakın eklemeye devam ediyorum. Fakat artık enzimler substrata doygun halde. Bunlarla işini bitirip ürüne dönüştükten, dönüştürdükten sonra diğer substratlara sıra gelecek. O yüzden bir süre sonra sabit hızla devam edecek. Peki neyi hafızaya atalım? Ortamdaki substrat miktarı sınırlıysa enzim yoğunluğu artsa bile reaksiyon bir süre devam eder. Daha sonra durur. Bunun nedeni neymiş şu grafiğe göre? Ortamda substratın kalmaması. Bunu da hafızaya atalım. Peki yüzey alanı nasıl etkiler enzim çalışmasını? Enzimler substratına dış yüzeyinden etki etmeye başlar arkadaşlar. Bu yüzden substrat yüzey alanı arttıkça enzimin bağlanacağı yüzeyde artar. Dolayısıyla birim zamandaki reaksiyon sayısı artacağından ürün miktarı da artar. Yani substrat düzeyi arttıkça reaksiyon hızı da ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Mesela kuşbaşı et yiyorsunuz. E, doktorların, e, hekimlerin, diyetisyenlerin sürekli şunu söylediğini duymuşsunuzdur. Çok çiğneyin, yavaş yiyin, hızlı hızlı yutmayın dediğini duymuşsunuzdur. Bu sindirimi kolaylaştırmak için söylenen bir şey aslında. Çünkü kuşbaşı eti biz ağzımızda ne kadar küçük parçalara ayırırsak onun yüzeyini de ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Artırmış oluyoruz. Substrat yüzeyi arttıkça midemizdeki pepsin, bağırsağımızdaki tripsin gibi enzimler daha etkin çalışmaya başlıyor ve reaksiyon hızı artıyor. Böylece daha kolay sindirim yapabilir hale geliyoruz. Yüzeyi artırmak için şöyle de bir örnek verebilirim. Mesela bütün bir ekmeğimiz var. Biz bu bütün ekmeği Dilimlediğimizde yüzey alanını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Artırmış oluyoruz. Ya da büyük bir parça eti kıyma haline getirdiğimizde yine yüzey alanını artırmış oluyoruz. Fakat bununla ilgili tuzak sorular var. Şimdi ona bir değinmek istiyorum. Karaciğerle ilgili deney soruları verilir. İşte bir deney kabına karaciğer bütün halde konulur. Diğer deney kabına daha küçük parçalar, diğer deney kabına da kıyılmış karaciğer halde konulur. Burada substrat yüzeyi artmaz arkadaşlar. Karaciğerin içinde katalaz enzimi vardır ve bu katalaz enziminin miktarını artırır. Substrat yüzeyi hidrojen peroksitle e, ifade edilir. Yani burada substrat olan şey hidrojen peroksittir. Bunun yüzeyinin artması ancak substrat yüzeyinin artması demektir. Böyle sorulara lütfen dikkat edin. Fakat bir ortama diyelim ki pepsin enzimi konulmuş. Başka bir deney ortamı farz edelim. Pepsin enzimi konulmuş. Buraya parça et konulmuş. Diğer deney kabına işte daha küçük parçalarda et konulmuş. Diğer deney kabına kıyma. İşte burada et pepsin enziminin protein olarak substratı olduğu için işte burada substrat yüzeyi artmış demektir. Fakat karaciğerle ilgili tuzağa düşmeyin. Karaciğerin içinde katalaz enzimi var. Buradaki enzim miktarını artırmış oluyoruz. Substrat yüzeyini değil. Aktivatör ve inhibitör etkisine bakalım şimdi. Enzimlerin etkinliğini artıran maddeleri arkadaşlar aktivatör diyoruz. Mesela mide öz suyunun içinde hidroklorik asit dediğimiz bir asit var. Burada pasif olarak salgılanan pepsinojen diye bir enzimimiz var bizim. Niye pasif salgılanıyor? Çünkü geçtiği yerlerde protein olduğu için midenin e, yapısında o kısımları sindirmesin diye bu şekilde salgılanıyor. Daha sonra midenin içinde hidroklorik asitle birleşip aktifleşiyor. Yani neye dönüşüyor? Pepsin haline dönüşüyor. Pepsin artık protein sindiriminde görev alabiliyor. Mide boşluğundaki pasif enzimden kasıt işte pepsinojen enzimi. Başka neler aktivatör olabilir arkadaşlar? Bazı vitaminler mesela e, biliyorsunuz ilk dersimizde enzimlerle ilgili geçen dersimizde kofaktör koenzim tanımlarından bahsetmiştim. Enzimi aktifleştiren yardımcı kısım demiştim. İşte onlar da birer aktivatör. Mesela metal iyonları işte e, potasyum, kalsiyum, manezyum, çinko gibi bunlar da aktivatör olarak etkinlik yapabiliyor hatta bazı enzimler arkadaşlar Biraz önce hidroklorik Asiti de örnek verdik Enzim olarak da Enterokinaz enzimini örnek verebiliriz mesela İnce bağırsağımızda Tripsinojen diye bir enzim var Onu aktifleştiren de işte Enterokinaz dediğimiz enzim Yani burada asıl bilmeniz gereken şu Aktivatör olarak Vitamin, metal iyonları yani mineral Enzimler, hidroklorik asit gibi farklı farklı maddeler aktivatör olarak çalışabilir. Peki enzimlerin etkinliğini yavaşlatan ya da durduran maddelere ne denir? Bunlara da inhibitör denir arkadaşlar. İnhibe etmekten aklınıza gelsin. Yavaşlatmak ya da durdurmak. Biliyorsunuz enzim zehirleri ya da zehir olarak mutlaka duymuşsunuzdur. Civa, kurşun... Kadmiyum, arsenik bunlar bize zehir etkisi yapıyorlar. Ağır metaller özellikle sulara karışmasın diye ekoloji ile uğraşanlar büyük bir mücadele halindeler. Mesela pillerin içinde bu maddeler olduğu için atık pilleri kesinlikle çöpe atmayın, suya atmayın diye sürekli söylemleri duymuşsunuzdur. Siz de lütfen özel kutularda bunları biriktirin. Atık pilleri çöpe atmayın arkadaşlar bunları geri dönüşüme gönderebiliyorsunuz. Demek ki bu tür zehirler enzimlerin aktif bölgesine bağlanabiliyor ya da aktif bölge dışında bir bölgeye bağlanıp aktif bölgenin yapısını değiştirebiliyor. Böyle yaptığı için enzimle substrat bağlanamaz hale geliyor ya yavaşlıyor enzim etkinliği ya da tamamen durabiliyor. Tarım ilaçları yine inhibitör olarak etki yapabiliyor. Yılan, akrep, örümcek zehri yine inhibitör olarak e, görev yapabiliyor. Enzimin biliyorsunuz şu şekilde şu kısmı arkadaşlar şurası aktif bölgesi. İşte bu aktif bölgeden substrata bağlanır enzim. Buradaki aktif bölgenin yapısı bozulursa eğer inhibitör etkisiyle bu şekle dönüşürse enzimle substrat arasındaki uyum ne olacaktır? Bozulacaktır. Dolayısıyla bu enzim etkinlik gösteremez ya da daha az etkinlik gösterir hale gelebilecektir. Evet arkadaşlar enzimler gerçekten bizim için çok çok önemli. Ee, i̇lk dersimizde aktivasyon enerjisini düşürdüğünü ve tepkimeyi hızlandırdığını söylemiştim. Buna birkaç örnek daha vereyim. Ee, enzimler tepkimeyi o kadar hızlandırır ki. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 300 aminoasitten oluşan bir protein molekülümüz olsun. Bu protein molekülünü enzimsiz olarak hidroliz etmek istersek yani tepkimeyi bu tarafa doğru gerçekleştirmek istersek bu tepkime için arkadaşlar enzimsiz 7 yıl harcamak gerekiyor ki e, böyle bir şey için mesela proteini hidrolize etmek istiyoruz. E, bu kadarcık bir proteini 7 yılda hidrolize edersek biz hayatta kalamayız. Enzimli olarak bu işlemi ne kadar sürede yapabiliyoruz biliyor musunuz? 300 saniyede. 300 saniyede 7 yılda gerçekleşecek olay enzim sayesinde bu kadar hızlanmış oluyor. Üstelik enzim hiç bozulmadan, tepkimeden çıkıyor. Neden? Çünkü o bir katalizör. Katalizör özelliğinden dolayı yapısı bozulmuyor. Bir başka örnek vereyim. Bir molekül üre. Bu üreyi Parçalamak için, enzim kullanmadan parçalamak için yaklaşık 100 yıl gerekiyor arkadaşlar. 100 yılda parçalanıyor. Fakat biz bu işlem için bir enzim kullanırsak bu enzim sayesinde saniyede 30 bin üreyi ne yapabiliyoruz? Parçalayabiliyoruz. İşte bu yüzden gerçekten çok önemli enzim kullanımı enzimsiz hayatta kalmanın mümkün olmadığını bu örneklerden de anlayabilirsiniz. Enzimin kullanılmadığı tek olay pasif taşıma olayları onu da hücre zarından madde geçişi konusunda işleyeceğiz. Peki enzimler sadece canlı vücudunda mı etkililer? Enzimleri arkadaşlar artık yapay olarak üretebiliyoruz ve bu yapay üretimle günlük hayatımızda birçok faaliyette onu kullanabiliyoruz. Nerelerde kullanabiliyoruz? Önce nasıl üretildiğinden bahsedeyim. Genellikle mikroorganizmalar kullanılıyor. E, biyoteknolojik yöntemleri anlatırken ayrıntısını anlatacağım. Özellikle bakteriler, virüsler kullanılarak e, çeşitli biyoteknolojik yöntemlerle ürünler elde edilebiliyor biliyorsunuz. İşte bu mikroorganizmalarla elde edilen enzimler. Yani nasıl olarak üretilen, yapay olarak üretilen enzimlerin... Bazı kullanım alanları var. Nerelerde kullanılabiliyor? Mesela bebek mamaları üretiminde kullanılabiliyor. Onların e, alerjik etkisinin olmaması için bunların içine enzimler eklenebiliyor. Peynir yapımında kullanılabiliyor. Ekmek yapımında yine e, yapay enzimlerden faydalanılabiliyor. Meyve suları yapılırken, yine enzimlerden faydalanılabiliyor. Alkollü içecekler üretilirken yine yapay enzimlerden faydalanılıyor ve kullandığınız deterjanlar. İşte o çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı gibi deterjanların içinde de enzim var. Yani o protein, yağ lekelerini deterjanların çıkarabilmesi hangi madde sayesinde aslında? Yapay olarak üretilip bu deterjanların içine eklenen enzimler sayesinde. Yine tıpta da kullanım alanları var. Tıpta teşhis ve tedavide yine bu yapay enzimler kullanılıyor. Eczacılıkta yine kullanılıyor arkadaşlar. İlaç üretiminde kullanılabiliyor. Bunların dışında yine deri sanayinde kullanılabiliyor. Kağıt endüstrisinde yapay enzimler kullanılabiliyor. Ve dokuma sanayinde yine yapay enzimler kullanılabiliyor. Demek ki sadece vücudumuzun içinde canlı sistemlerde değil dışarıda da biz enzimlerden bolca faydalanıyoruz. Evet arkadaşlar böylece enzimler konumuzu tamamladık. Bu konuyla ilgili soruları yine kitabınızdan çözüp yapamadığınız, yanlış yaptığınız soruların anlatımını da mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü soru üzerinden de mutlaka ek bilgiler öğrenirsiniz. Soru çözmeden konuyu oturtmak mümkün değildir. Bu yüzden her konu bitiminde arkadaşlar soru çözmeniz şart. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.